Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü mübarek eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Muharrem ayınız da aşure gününüz de mübarek olsun inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin resmi var mıdır? Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizin çizim resimleri var. Bunların gerçeklik payı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin resmi yok. Hatta hadis-i şerif var. Eğer diyor benim resmimi görürseniz ayaklarınız altına alıp çiğneyiniz. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin resim hakkındaki hükmü bu. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin resmi çizilmemiş hiç. Bazı rivayetler var, geçmiş peygamberlerin, bazı iyi sevgi papazların, geçmiş peygamberlerin resimlerinin var olduğu bir sandıkanın oldu. O sandıkada da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gelmezden önce tarihlerle resminin çizildiği ve bunlara değişik bu noktada şeyler var, rivayetler var. Bunlar olmasına rağmen yine de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendi resminin çizilmesine müsaade etmemiş. Kaldı ki sahabelerin bu noktada da bir resimleri yok. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin Efendimizin de yok. Türkiye'de, sadece Türkiye'de bu, gösterilen Hazreti Hüseyin resimlerinin hepsi de hayali. Doğru değil. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin torunlarının böyle resmedilmesi de uygun değil. Ve resmettikleriyle Hazreti Hüseyin Efendimizin gerçeğinin veyahut da görünenin hiç alakası yok. Hiç yok. Allah iyi etsin. Misal alemi nasıl bir yer anlatabilir misiniz? Rüyanız misal alemine bir delildir. Alemi misal, bu Arabi'nin kendince tespiti, bütün alemleri içine alır. Arabi der ki alemi misal öyle bir alemdir ki bütün alemleri içine alırlar. Ve bütün alemler alemi misalin içindedir der. Bu biraz böyle karmaşık gelebilir. Çünkü alemi misalde şehadete geçecek olan, yani görünürlüğe geçecek olan bütün her şeyin tabiri caizse resmi vardır, çizimi vardır. Alemi misale onun önce görüntüsü düşer, öyle diyeyim. Sonra alemi şahadete kendisi tecelli eder. Alemi misal bir açıdan bakılırsa hayalin hayali gibidir. Arabi'ye göre bu alem hayaldir. Kendi içinde gerçekliliği vardır. Bu alem hayal ise o zaman alemi misal de hayalin hayali denilebilir. Bu biraz karmaşık gelebilir anlatım olarak. Ama misal alemi bu noktada elle tutulmayan, gözle görülmeyen, duyu organlarıyla idrak edilmeyen, bugünkü dille metafizik alemi dediğimiz alemdir. Sonuçta bu metafizik alemi materyalistler reddederler ama Sokrat'tan, Aristo'dan Kant'a varıncaya kadar herkes bu duyu organlarıyla, duyularla fark edilmeyen, bilinmeyen o alemi kabul ederler. Hatta Sokrat ilim öğrenmeyi, rüyayı ve ilhamı da bir noktada ilim öğrenme kapısı olarak görür. O yüzden misal alemi dediğimiz alem
normalde görünürlülüğe geçmeden önceki bütün varlığın resim olarak halk edildiği yer diye vasıflandırabiliriz. Kısaca. Zikrullah halakasına rağmen, halakada tüm günahlarımızın affedildiğini bilmemize rağmen, önceden işlemiş olduğumuz günahları düşünüp ağlamak, üzülüp pişmanlık duymak sıkıntı mıdır? Değil. Biz günahlarımıza ağlarız, tövbe ederiz. Tekrar ağlarız, tekrar tövbe ederiz. Tekrar ağlar, tekrar tövbe ederiz. Zikrullah halakasına otururuz. Yine işlediğimiz günahları yine tövbe eder, yine ağlarız. İnsan tek başına zikrullah yapmaktan neden korkar? Bu insanın nefsi bunu korkutur. Korku verir kalbine. O yüzden korkaklığın şerrinden Allah'a sığınırım diye dua etti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nefis ve şeytan bu noktada o kimse zikrullah yaparken, gece zikrullah yaparken, tek başına namaz kılarken, gece bir yerde karanlıkta yürürken, camiye giderken, sabah kalktığında çarşıya çıkarken, hangi noktadan olursa olsun makul, malum yapmamız gereken hayatın olağan akışının içerisindeki bir şeyi yaparken gelen korku nefsimizdendir. Yani evden çıkarken kaza yapma korkusu, evden çıkarken düşme korkusu, yolda ayağını taş alır düşersen, yolda kaza yaparsan, muhallebi yerken boğazında kalır, tıkanır, ölürsen. Korku. Tek başına la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah derken korkarsan. Hep bunlar böyle işte İnsanın nefsinin vesvesesidir. Günlük işlerinizi yaparken herhangi bir korkuya maruz kalsanız dahi onun üzerine yürüyerekten devam etme. Gece karanlıkta tuvalete kalkmaya korkmak gibi. Lambayı açık bırak, öylesi kalk. Bir lamba devamlı evde açık kalsın. Sebep? Yani karanlık korkusu var. Eğer korkuya kapı aralarsanız hayatınız boyunca sizi korkularınız yönetir. İflas etmekten korkarsanız, evlenir geçinememekten korkarsanız, eve bakamam deyip korkarsanız, çocuğuma bakamam, eğitemem deyip korkarsanız, ya ben evlenirsem adam beni aldatır deyip korkarsanız, evlenirsem karım beni aldatır deyip korkarsanız, ben şunu şöyle yaparsam, böyle yaparım, böyle olursa böyle olur diye korku olursa, korku o kimseyi yönetmeye başlar. Korku bir kimseyi yönetmeye başlarsa, o kimse de etrafını korkularıyla yönetmeye başlar. O yüzden eşleriniz korkutaraktan sizi yönetmeye kalkarsa, siz onların korkularına teslim olmayın. Siz eğer ki yanı başınızdaki kimselerin korkularına teslim olursanız, başkalarının da korkularına teslim olursunuz. O zaman bir bombayla siz korkarsınız. O zaman açlıkla korkarsınız. O zaman yoksullukla korkarsınız. O zaman dolar yükselecek mi? Yükselmekten korkarsınız. Dolar aşağı düşecek diye korkarsınız. Borsa ne olacak deyip korkarsınız. Korkan adama bakayım, borsada kağıdı mı var yok, cebinde doları mı var yok, markı mı var yok, buna yönelik bir iş mi yapıyorsun? Hayır. Ya sana ne doların markından yükselmesinden, inmesinden, çıkmasından? Bu korku ne sende? İhracat mı yapıyorsun? Yok. İthalat mı yapıyorsun? Yok. Adam kendi kendine korkuyor. Korku yönetiyor onu. Korkuların sizi yönetmesine müsaade etmeyin.
hayatınızın hiçbir anında, hiçbir devresinde, hiçbir yerinde korkuya yer vermeyin. Bir tek korkulacak yer vardır. O da Allah'tır. Korku düşüncesi Allah'tan korkmak için oluşturulmuş bir düşüncedir bizde. Bu duygu Allah'tan korkmamız içindir. Bu da nedir? Haram işlememek, farzları yerine getirmektir. Bir kimsenin Allah'tan korktuğu, Allah'tan korktuğu, işlediği günahlarla, yaptığı farzlarla orantılıdır. Sizin Allah'tan korktuğunuz, ne kadar farzları yerine getirdiğiniz ve ne kadar günahlara fütursuzca daldığınızla alakalıdır. Ama ne yazık ki bizim insanlarımız Allah'tan korkmak yerine heva ve heveslerinin, nefis ve şeytanlarının önlerine getirdiği vesveselerden ve hayali korkulardan korkarlar. Bu işin acı tarafı. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri korkaklığın şerrinden Allah'a sığınmış. Duasında öyle diyor. Korkaklığın şerrinden, dünyanın fitnesinden, kabrin fitnesinden, ölümün fitnesinden. Dünyanın fitnesinden, yani dünyaya kanmaktan, dünyaya aldanmaktan. Kabrin fitnesinden, yani ben kabre girdiğimde kabir azabı ve dünyanın fitnesinden dolayı kabirde çekeceğim sıkıntıdan. Allah muhafaza etmesin. Korkulacak olan bunlar. Önceden namaz kılmazdım, şimdi yalnız zikrullah'tan korkuyorum. Yalnız zikrullah yapmaktan. Devam edecek o kimse. Korkar korkar zikrullah'a devam ederekten korkusunu yenecek. Kaçmak hiçbir zaman için çözüm değildir. O günlük çözümdür. Mahallede bir çocuk var, sizi dövecek. Bir gün korktunuz, iki gün korktunuz, kaçtınız. Aynı mahalledesiniz. Üçüncüsünde karşı karşıya geleceğiniz siz. Onunla dövüşeceksiniz. Korkmanın bir anlamı yok. Onunla yüzleş. Ne zamana kadar evine kapalı kalacaksın? Ne zamana kadar sokağa çıkınca? Yüzleş onunla. Neyle, hayatın hangi noktasıyla yüzleşecekseniz yüzleşin. Her yüzleşme sizin için bir tecrübe olacak. Ve her yüzleşme sizin korkunuzun atmanıza bir adım olacak. Hayattan korkmayın. Bir gün iş yerinde elemanlar kendilerince anlaşmışlar, işi bırakacaklar. Birisi geldi, ben işi bırakmayı düşünüyorum dedi. Hemen dedim ben. İkincisi geldi, üçüncüsü geldi. Ha, baktım böyle anlaşmalı. Ben her gelenin hesabını kesiyorum. İstanbul'a muhasebeye telefon açıyorum. Diyorum gönderin evrağını. Hemen gönderiyorlar internetten. İmzalatıyorum, veriyorum parasını, gönderiyorum. Çıktım, herkese dedim, arkadaşlar başka işi bırakacak olan var mı dediler. İki kişi daha çıktı. Bildiğiniz 13 kişi çalışan, 14 kişi çalışan yerde 3 kişi kaldı. Var mı başka işten çıkacak olan dedim, 3 kişi kaldı içeride. Böyle baktılar bana. Ondan sonra hani ne diyor? Dedim benim için önemli değil, 3 kişiyle ben götürürüm burayı da dedim ben. Yani içinizden birisi daha çıkarsa, çıkacaksa çıksan, yok çıkmadılar. Dediler ne yapacaktı? Dedim bir kişi daha çıksaydı onu da izne ayıracaktım iki kişiyi, kepenge kapatacaktım dedim. Asacaktım oraya bir yazı, eleman alınacaktır diyecektim dedim. Yeniden eleman düzecektim. Dedim içerideki malın borcu yok, ben şimdi istersen kapatırım. Kimseye muhtaç değilim dedim. Borcu olsa da kapatırım. Üç kişi kaldı, bir de ben dört kişi. Birini alt kata koydum, birini üst kata koydum. Üst katta iki bölüm var. Kendim de kasaya geçtim. O gün bitirdim ben.
Yazdım Ertuğrul'un, hemen telefon açtım pankart yazan bir arkadaşa. Dedim yaz kocaman bir pankart buraya as ben gelinceye kadar çalışacak arkadaşlar aranıyor diye. Ertuğrul yine gelenden gidenden şeyi büzdük, ne o arkadaşlar büzdük. Korkarsanız eleman bırakacak, kork. Hanım gidecek, kork. Adam gidecek, kork. Çocuk gidecek, kork. O korku sizi yönetmesin. Siz Kur'an ve sünnet dairesinde doğru bir şekilde doğru şeyleri yerine getir. Peygamber Efendimiz size uzanan eli boş çevirmeyin buyuruyor. Yolda karşımıza çıkan ve maddi yardım isteyen herkese kalbimiz gerçekten ihtiyacı olduğuna mutmain olmasa da yardım etmemiz gerekir mi? Diğer halde vebale girer miyiz? Selamı dua eder. Eğer gerçekten zaruret hali olduğu sizde mukim ise verebilirsiniz. Eğer zaruret noktasında ihtiyacı olmadığını görüyorsanız vermezsiniz. Bundan sorumlu olmazsınız. İslam'ın hukuku belli, bir kimse zekatını vermekle mükellef. Zekatını veriyorsa geri kalanla mükellef değil. Kaldı ki bu meslek haline getirilmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin yaptığını da unutmayalım. Birisi geldi şeyanillah ya emirel müminin dedi. Baktı ki onun böyle çuvalında arpa buğday var. Baktı arpa buğday var. Neyse. O çuvalı aldı. Kendi devesinin önüne boca etti. Yiyecek olarak. Onu o zaman verdi. Şimdi dedi sen dilenmeye, istemeye hakkın var. Bunun içerisinde dedi bir günlük yiyecek var. Çünkü başka bir hadis-i şerifte bir günlük yiyeceği olan kimsenin dilenmesi caiz değil. Eğer bir günlük yiyeceği varsa bir kimsenin, onun dilenmesi caiz değil. İşte geliyor, kadın zeytin almış bilmem ne, poşete koymuşlar onun, tamam mı? O gene dileniyor. Diyorum ki bunun içerisinde bir günlük yiyecek var, git sen diyorum ben. Dileniyor, elinde para var. 2 lira, 3 lira para var elinde. Diyorum ki bunun elinde senin bir günlük yiyecek var, git. Veya dileniyor, üstündeki paraları çıkar diyorum, benden fazlaysa, benden azsa benimkileri vereceğim sana. Ama diyorum sende fazlaysa sen bana verecek misin? Bakıyor. Tabii herkese diyemiyorsun bunu da böyle zaman da yok zaten. Ama normalde diyorum ki hatta çıkaralım cebimizdekileri. Kimde fazlaysa o birbirine versin. Bakıyor şimdi. Benim görüntüm düzgün. Bakıyor o takım elbisesi var, iyi hali bak yerinde görmüyor. Ama benim teklifime şüpheyle bakıyor şimdi. Neden? Elindekini kaybetmeye göze almıyor çünkü. Onun elindeki benden fazla. Onun elindeki benden fazla. Ben zaten ona bakmıyorum. Diyorum ki muhakkak bunun elinde. Çünkü yakalanın üzerinden 10-15 milyar para çıkıyor. Zabıtalar, polisler götürüyorlar dilenenleri. Dilenen kimselerin üzerinden 3-4 milyardan aşağı para çıkanı yok. Muhakkak kimilerinin geçim ihtiyacı buradandır, günlük dilenerekten geçiniyordur. Onlara söyleyecek bir sözüm yok. Ama verilmese de bir şey gerekmez. Kredi kartına taksitle kurban kestirme hakkında görüşünüz nedir? Yani bir kimsenin nisap miktarı kadar parası yoksa ona kurban vacip değil zaten. Ama bir kimsenin nisap miktarı kadar malı mülkü vardır da nakiti yoktur. Gider borçla kurban alıp kesebilir mi? El cevap borçla kurban alıp kesebilir. Ama borçla kurban alıp da o borca faiz ediyorsa yine caiz. Borçla kurban kesilir mi? Nisap miktarı kadar o kimsenin malı vardır da nakiti yoktur. Ona cevaz verilir. Borçla kurban keser.
borçlanmak ister kredi kartıyla olsun ister başka şeyle. Ama kredi kartına taksitle ve o taksitlerde faiz varsa uygun değil. Ama taksitlerde faiz yok. İşte büyük alışveriş merkezleri yapıyor. Genelde onlar başladılar bunu. İlk önce o Carrefour başlattı bunu. Değil mi? Carrefour mu yapıyor yine? Evet. Yani bizim şeyde ne o? İslam dünyası da enteresan hilkat garibesi gibiyiz zaten biz. Yani Bursa Carrefour'da yapılırken arkadaşlar fotoğrafını çekip bana getirmişlerdi. Adamlar tabela asmışlardı. İmam Hatip mezunları ondan sonra müracaat etmesin diye. Açıkça. Şimdi bilmiyorum artık İmam Hatip mezunlarını alıyorlar mı, almıyorlar mı? Bursa Carrefour'sa kurulurken İmam Hatip mezunlarının müracaatlarını bile kabul etmiyorlar. Giderler bizimkiler gibi. Sakallıları, örtülüleri görürsünüz oralarda. Biz ne o? Gayrimüslimce yaşayıp iman eden Müslümanlarız. Hatta biz oraya bir de namaz kılmak için mescitler açılsın diye, yani alışveriş merkezlerinde diye bir de nümayiş yaparız biz. Yani oraya bir de mescit açtık mı biz, tamam sabahleyin gideceğiz, gece saat 12'de çıkacağız oradan. Yani sabahtan gideceğiz, öyle yapan aileler var, cumartesi pazarlarını alışveriş merkezlerine geçiriyorlar. Geçiriyorlarmış. Ta ki ben birisinin ablası bana söyleyinceye kadar. Nasıl yani dedim ben. Dedi benim kız kardeşim kocasıyla beraber dedi. Cumartesi pazarları dedi. Sabah 10'da bir giderler alışveriş merkezine dedi. Kapanınca çıkıyorlar dedi. Ne yapıyorlar dedim ben. Böyle hayrette kalaraktan söylemişim. Sonradan bana tarif ediyor. Sen öyle gözlerini açtın ki dedi. Ne yapıyorlar dedim dedi. Vallahi merak ettim dedim. Ne yapıyorlar alışveriş merkezinde? Sabahtan bir giriyorlarmış, sinemaydı, yemekti, işte vitrini seyretmekti, dolaşmaktı. Anca bitiriyorlarmış zaten büyük alışveriş merkezlerini. Ertesi hafta başka bir alışveriş merkezine gidiyorlarmış. Bir dahaki haftaya başka alışveriş merkezine, bir dahaki haftaya başka alışveriş merkezine. Böyle 3-4 tane alışveriş merkezini sıraya koymuşlar. Nerede bir etkinlik var, nerede bir şey var, onları takip ediyorlarmış. Hafta sonlarını orada geçiriyorlarmış. Bu hale geldi. Allah bizi affetsin. Bir yerden geçiyorum böyle o ne o hamburger satan bir yer. Araba yavaşlamak zorunda kaldı da. Baktım en çok tacibime giden de o oldu. Sakallı şalvarlı bir Müslüman. Yanında çarşaflı bir bayan, eşi, kız kardeşi, nesi bilmiyorum. Böyle şey almışlar, ne o? İşte yiyeceklerini almışlar, kola da yanında bardağın içerisinde böyle yanında. Ondan sonra böyle hep beraber almışlar, ne güzel gidiyorlar böyle. Gözüme takılan estantane bu. Dedim ki bunun fotoğrafını çekmeli, yüzlerini karalamalı demeli ki işte... Bizim inancımız ve Müslümanlığımız ve kendimizce davamız bu kadar. Biz gidip bir köftecide köfte ekmek yiyemiyoruz artık. Cumartesileri Bursa'da gündüz bayanların sohbeti oluyor. Genelde ben haçtan önce arabayı bir onun önüne koyup işte şeye kadar oraya kadar hem yürüyüş yapma maksadıyla hacca da gideceğiz ayaklar açılsın diye ben şeye kadar yürüyüş yapıyorum yere kadar. Orada sohbeti bitirdikten sonra oradan yukarıdan aşağı salıyorum kendimi. Öyle çarşının içerisinden tekrar buraya geliyor. Oradan salarken kendimi orada bir tane sağ tarafta eski sinemanın olduğu yerde şey yapıyorlar. Ne o? Mide değil de ne o? Ne burger, bilmem ne burger var orada.
Ondan sonra o burgerin de normalde bütün tadilatlarını yapan, o işin taşeronunu yapan benim arkadaşım. Hatta oraya açarlarken de işte benim yanıma sıkça geldi gitti, orada o firmaya taşeronluk yapıyor. O burgerlerin şeyini yapıyor. No, dükkanlarını komple kendi standartlarına getiriyorlar. O zaman da gidip geliyordum yanlarına. Bakıyorum ben şimdi o. Tabi o adam kendisi Türk ama marka Amerika'dan gelme. Bakıyorum ben içeri. Yani normalde işte çok böyle dindar kesim diyebileceğimiz insanlar yiyorlar, içiyorlar. Orada vakit geçiriyorlar. Bu hale geldik. Kişi yaşadığı şehirden memleketine gitse baba evinde seferi sayılır mı? Normalde eğer burada yaşıyorsa o kimsenin burası vatani aslisi. Burada evi var, burada barkı var, çoluğu çocuğu burada. Ondan sonra babasının evine de gitse burası vatani aslisi. Yaşadığı bir yer var ise. Bunu eski fıkıh kitaplarında anne baba evi vatani asli olmaz diye hükmeder. Hanefiler burada ayrılmışlar. Kimisi demiş ki birisinin yaşadığı kendine ait bir yer var ise orası vatan aslisidir. Anne babasının evi vatan asli olmaktan çıkmıştır diyenler var. Ben onlara katılıyorum bu noktada. Çünkü insanların ihtiyaçları, standartları eskisi gibi değil. İnsanlar şimdi kendilerince kendi dairesinde, kendi evlerindeki gibi anne ve babalarının evinde rahat değil. O yüzden bir kimsenin kendine ait bir yerde evi, kendine ait orada bir yaşadığı hayat var ise, o ev kiralık da olsa, kendine aitse, vatanı aslisi orası. Eşimle evliliğe uyum sürecinde yaşadığım düşünce yoğunluğunu normal düzeye getirmek için tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Normal düzey nedir bilmiyorum. Her ailenin kendince bir normal düzeyi vardır. Erkek kendi yaşamış olduğu aile hayatının standardını getirir kendi evine. Kadın da kendi ailesinin standardını taşır kendi evine. Bir bireyin standardı oluşurken o kimsenin aile kültürü, ailesinin sosyal yapısı, ekonomik yapısı, siyasi yapısı, dini görüş yapısı o kimsenin, o bireyin kendi yapısını oluşturur. İnsanlar bunları etrafından alırlar. Çok bilinçli bir birey ailesinin olumlu yönlerini, işte etraftaki insanların olumlu yönlerini kendisine standart noktasını standardı olarak belirleyebilir. Ailesinin değişik standartlarının doğru kendisine doğru gelenleri kendisi alabilir. Mesela işte bir aile kendince böyle 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 davranıyor, bu standardı alabilir. Ama bu standardı ailelerin üzerinden ve toplum yapısının üzerinden almak bazen çok doğru olmayabilir. Aileler kendilerince kendi doğrularını yaşarlar. Bu noktada kendi doğruları Kur'an ve sünnet tarihinde doğru olmayabilir. Bunun en temiz, en güzel, en doğru noktası o kimsenin kendisine Kur'an ve sünneti ölçetmesidir. Kur'an bu noktada bir kısmı soyut, bir kısmı somut kavramlar içerir. Bunun en somut, yaşanılabilir hali Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerindedir. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aile hayatı, eşlerinin aile hayatı, çocuklarının yani Hazreti Fatıma'nın ve damadı Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin aile hayatları, ashabın içerisinden örnekler, o kimsenin kendince ama evliliğinde ama bireyin kendince kendisini kemale getirmede en önemli faktörler olmalı.
Ama bu faktörler oluşunca bu gençler bu faktörleri kendi evlerinde, kendi ailelerinde kullanmaya başladıklarında kendi aileleriyle sıkıntı yaşamaya başlayacaklardır. Mesela bir aile düşünün, evlilik içerisinde orada işte eve gelen bir gelin, bir kız, kim olursa olsun oradaki herkesi elini öpüp erkeklerle de çapçuk yanaktan yana öpüşebiliyordur. Normaldir bu. Benim annemin sülalesinde normaldi. Ben İzmirliyim, bizim oradaki normal kültüre göre teyze kızıydı, hala kızıydı, dayı kızıydı. Herkes o nasıl, iyi misin, çapçuk yanandan da öper. Değil. Ve İslam'la tanışınca bunun böyle olmadığını, bunun haram olduğunu öğrendik biz. Böylece bu standarda uyma zorunluluğumuz kalmadı. Benim kalmadı. Ben bu standarda uymamaya başladım. Uymamaya başlayınca ailede çatırtı çıktı. Ben bir bayram sabahı annemin ondan sonra işte bak bunlar böyle seninle tokalaşıp sarmaşıp öpüşmeye kalkarlarsa bunları geri çevirme. Yok anne geri çevir. O zaman dönelim. Döneceksek dönelim anne dedim ben. Annem kaldı. Anneannemlere gidiyoruz. Ne yapacaksın ya dedi. Ben de hiçbir kızla tokalaşmayacağım, öpüşmeyeceğim, sarpa öpüşeceğim. Haram çünkü dedi. Bunu böyle örnekliyorum. Çünkü benim yaşadığım ortam da aile de İslam'ı yaşayan bir ortam bir aile değildi. Benim bu noktada koyduğum standartta çatırtı çıktı. Standart, Allah ve Resulünün standartı oysa. Bunun gibi biz kendi kendimize bir şeyler oluştururken Kur'an ve sünnete dönüp bakalım. Sünnet-i Resulullah'ın buyurduğu gibi yaşamaya çalışalım. O zaman ailemizden, yani hanımlarımızdan veya da kocalarımızdan, eşler birbirlerinden bir şey isterlerken, bir şey beklerlerken Kur'an-ı Sünnet dairesinde ve ölçüsünde birbirlerinden bir şey bekleyip istesinler. Bu standart Kur'an-ı Sünnet standardı olsun. Sünnet-i Resulullah'ta varsa kabul edelim. Sünnet-i Resulullah'ta yoksa kabul etmek zorunda değiliz, kabul etmeyin. Sünnet-i Resulullah'ta o bizim hakkımızsa Kur'an-ı Sünnet dairesinde biz hakkımızı isteyelim. Birisi hakkımızı gasp etmeye kalktığında gasp ettirmeyelim. O haktan ben kendim fedakarlık edeceksem edeyim. Bu haram istenmesin bizden. Ve fedakarlık etmek, harama göz yummak demek değil. O yüzden bu standardı oluşturacak olan kardeşler, kadınlar da erkekler de bol hadis-i şerif okusunlar. Aile ilişkilerini, sosyal ilişkilerini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerinin üzerinden kursunlar. Bu bize doğru yolu gösterecektir. Benim annem böyle yapardı, benim babam böyle isterdi, senin annen böyle istedi, senin babam böyle istedi, ben böyle isterim, ben şöyle isterim demektense Kur'an ve sünnet dairesinde bu nasıl olmalı, Kur'an ve sünnet dairesinde bu nasıl yaşanmalı, Kur'an ve sünnet dairesinde benim hakkım nereye kadar? Kur'an ve sünnet dairesinde karşımdaki kimsenin hakkı nereye kadar? Anne babanın benden hakkı ne? Anne babanın benim hanımımdan hakkı ne? Anne babanın hanımının annesinin babasının damattan hakkı ne? Oğlanın anne babasının gelinden hakkı ne? Herkes bunu bir noktada bir nebzede bilirse o bildiği daire üzerinde yürür. O bildiği daire üzerinde yürürken karı koca arasında hiçbir tartışma çıkmaz. Neden? Bunun sünnet-i Resulullah'taki hakkı bu. Bunun Kur'an ve sünnet dairesindeki hakkı bu. Eğer yaşayacak olduğumuz her şey emir içerisinde, ibadet hükmünde olacaksa ve bizim hayatımız ebediyete doğru kanat çırpacaksa bizim evin içerisindeki hal, hareket, fiiliyat, söz ve davranışlarımız Kur'an ve sünnete uygun olmalı. O zaman bir sıkıntı çıkıyorsa, çıkan sıkıntı nefsaniyettendir, şeytaniyettendir. Kim uymuyor? Aa bak hanım ya, böyle böyle bak buradaki hadis-i şerif okuduk mu okuduk, beraber mi okuduk? Evet. Anladığımız şey aynı mı? Evet. Neden itiraz ediyorsun? Veya bey neden itiraz ediyorsun? Ölçü meydanda.
Bu o zaman bizim evliliğimizin bu manada hem seviyesini ve hem standardını hem içsel olarak hem de dışsal olarak seviyesini yükseltecek ve derinleştirecek. O zaman hiç kimse birbirine bakarken, birbiriyle yaklaşırken ölçüsüz yaklaşmayacak, birbirine ölçüsüz davranmayacaktır. Allah-u Alem. Bir insan Allah'a inanır, Resulüne inanır fakat hadislere inanmazsa bu kişi için dinden çıkmış diyebilir miyiz? Evet. Hadislerin tamamını reddediyorsa evet. Ama bir kimse hadis alimi olsa, hadis alimi olan bir kimsenin hadis şeriflere şüpheyle yaklaşıp, örneğin onları inceleme maksadıyla ilmi şüphe içerisinde olmasında bir beis yoktur. Bu ilmin hakikatini meydana çıkarmak için olan ilmi bir şüphedir. Buna söylenecek bir söz yoktur. İlim şüphesine söylenmez bir şey. Bir kimse fıkıhi bir meseleyi şüpheyle bakıp daha da araştırmalı. Fıkıhçı böyle olmalı. Veya hadisçi o hadis-i şerife şüpheyle yaklaşmalı. Onun daha da derinine inmeli, ravilerine inmeli, ravilerini araştırmalı. Hakkıdır bu. Bir tefsirci bir ayet-i kerimeyi tefsir edeceği zaman bütün tefsirlere bakmalı. O güne kadar gelmiş olan bütün tefsircilerin yorumlarına ve tefsirlerine şüpheyle bakmalı. Acaba daha ilginç, daha derinlemesine veya daha farklı bir pencereden bakabilir miyim diye kılı kırk yapmalı ve kendince evet Kur'an ve sünnet dairesinde bir delil getirip o ayet-i kerimeyi farklı yönden tefsir edebilmeli. Bu harika bir şey. Yoksa Tabarani'nin tefsiri orada duruyor. Tabarani'nin tefsirini o da okur, ben de okurum. Tabarani'nin tefsirini getirip benim önüme bugünkü dille söylüyorsa bir anlamı yok bunun. Tabarani'nin tefsiri orada ki zaten. Hatta Elmalı'nın tefsiri orada ki. Buna söylenecek bir laf yok. Şüpheyle bakmak ilim şüphesidir, haktır. Ama yok, o kardeş bir hadisçi değilse veya da bir fıkıhçı değilse veya bir tefsirci değilse hadislerin üzerinde şüpheyle bakması onun kalbindeki imanın kemale ermemesiyle alakalı. Ve hani 3-5 tane böyle soytarı çıkıp hadisler sahih mi değil mi diye milletin kafasına bir soru işareti koyuyor ya, onlara kalmış o. 3-5 soytarıya kalmış olarak kabul ederim. Ve hadislerin hepsini tamamiyetle reddeden bir kimse iman etmiş sayılmaz. Hadisleri reddetme hiç kimsenin hakkı yok. Adem oğlundaki can ve nefsin daha önce aynı Adem oğlu gibi kendi imtihanlarına yaşadıkları ve bu imtihan sonucu Adem oğlunun içinde cevher olarak bir hak kazandıkları söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tam anlayamadım. Yetmedi anlayışın demek. Anladığım şu mu acaba? Yani bir kimse bir şey yaşadı. Yaşadığı o kimsenin içinde cevher olarak kaldı. Ondan sonra bir başka birisi geldi. Yaşarken o cevher ondan ona mı geçti? Bunu anladım çünkü. Ademoğlundaki can ve nefsin daha önce aynı Ademoğlu gibi kendi imtihanlarına yaşadıkları ve bu imtihan sonucu Ademoğlunun içinde cevher olarak bir hak kazandıkları söyleniyor. Soruyu yazan bayanlardan mı erkeklerden mi? Herhalde bayanlardan. Bu biraz reenkarnasyon gibi yani bana. Hallacı Mansur'un Emel Hak demesinin sebebi nedir? Nefsine uymuş. Bir veçeden.
bizim önümüze neden yüceltilip de getiriliyor ki bu? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin demediğini diyen, Ashab-ı Resulullah'ın demediğini diyen bir kimse neden bizim bizde sahabeden ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden daha yüce addedilip bizim önümüze konuluyor ki? Niçin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut sözünü biz kendimize distil edemiyoruz ki? Neden Kur'an'ı kendimize düstur edinmiyoruz ki? Neden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ve temiz ashabının yolunu kendimize yol olarak görmüyoruz ki? Neden Hallacı Mansur'un sekir halinde söylediği, Beyazıt-ı Bestami'nin sekir halinde söylediği, Yunus Emre, Hazreti Mevlana gibi sekir halinde söylenen sözleri biz önümüze getirip ölçü olarak koymaya çalışıyoruz. Neden bir hadisi kutsiyi sormayız bu manada? Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir kutsi hadiste buyurur ki Cenab-ı Hak, kul mizana getirilir diyor. Cenab-ı Hak onun kulağına eğilir. Sen bu günahları işledin der. Kul üzülür. Ve Allah onun kulağını tekrar eğilir. Allah senin bu günahlarını affetti der. O kul sevinir. Sonra der tekrar onun kulağını eğilir. Ve Allah seni cennetine koydu der deyince kul der ki diyor, ben ne güzel Rabmişim, sen ne güzel bir Allah'mışsın. Yok, ben ne güzel bir Rabmişim, sen ne güzel bir kulmuşum der diyor, sevincinde. Bu da Allah'ın hoşuna gider. Bunu neden anlamaya çalışmıyoruz da biz Hallacı Mansur'un en hak dediğini anlamaya çalışacağız? Bu soruyu bana sorduklarında çok basit bir şey söylüyorum. Bunu anlamak istiyorsanız Hallacı Mansur gibi gecede 100 rekat nafile namaz kılmanız gerekir. Gün gecede 100 rekat farz namazlarınızı yerine getireceksiniz, haramlardan uzak duracaksınız ve her gece 40 rekat gecelik 100 rekat nafile namaz kılacaksınız. 40 gün ve 40 gece bitince sabahına kalbinize bu ilham olacak sizin. Sözüme güveniyorsanız. Bu söz de hadis-i şerifle destekleniyor. Benim bu sözüm. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki kim 40 gün seher vaktinde kalkar sabah namazını kılarsa Cenab-ı Hak onun kalbine nur indirir. Onun kalbine ilham eder. 40 gün sabah namazını hiç kaçırmadan sabah namazından önce kalkan bir kimse tanıyor musunuz? Etrafınızda var mı öyle bir kimse? Hallacı Mansur'u anlayabilmenin yolu bu. Enel Hak demenin. Enel Hak kim demiş? Hallacı Mansur demiş. Ben Hallacı Mansur'un hayatının bir kesitini anlattım size. Her gece 100 rekat nafile namaz kıldığı söylenir. Namaz verdidir bu. Toplumumuzda kaç kişinin nafile namaz verdi var ki? Sizin her gece kendinize bir dediğiniz bir namaz var mı? Sufiler derslerini çekmekte zorlanıyorlar.
Yani dersin en fazlası 15 dakika tutar, 20 dakika tutsun. Hadi yeni yapanlar yarım saat, bir yarım saat. Yarım saat yaptığınız zikrullahı çok görüyorsunuz kendinizce. Yirdi çekince çok büyük bir iş yapmış gibi, vatan kurtarmış kahraman gibi dolaşıyorsunuz. 100 rekat günlük nafile namaz kılardı Hallacı Mansur. Beyazlı Bestami'nin sözünü söylüyorlar. İbrahim Ethem'in sözünü söylüyorlar. Siz İbrahim Ethem'in hacca giderken her adımda 2 rekat namaz kıldığını biliyor musunuz? Hac yolculuğuna çıkan İbrahim Ethem'in hac yolculuğuna çıktım diye her adımda 2 rekat namaz kılarak gittiğini biliyor musunuz? Biz sözlerini naklediyoruz, kapağını yapıyoruz. Hallacı Mansur'un her nerede, o böyle Cenab-ı Hak öyle bir yol çıkardı ki benim önüme, nerede Hallacı Mansur'u sorsalar bunu söylüyorum, bunu anlatıyorum ben. 100 rekat namaz kılardı. Çok basit. Kıl 100 rekat namaz. Ömrü hayatında 50 vakit namaz kılmamış gecede. Ömrü hayatında Ramazan'ın haricinde 20 rekat namaz kılmamış. Ramazan'da bir tek 20 rekat kılıyor teravide. Zorlanır, zorlana zorlana o da. Onun da televizyona çıkıyor birkaç tane şaklaban. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 2 rekat kılardı. Yok 4 rekat kılardı. Yok 10 rekat kılardı. Bütün sahabeler kılmışlar ya. Şimdi reddedemiyorlardı. Bütün sahabeler kılmışlar. Ama bundan 50 yıl sonra biz böyle devam edersek, bu şaklabanları da dinlersek, birisi çıkacak, ya ne diyecek teravisi ya, uydurma din bu diyecek. Var ya şimdi, uydurdunuz din. Ya kim uydurdu bunu? Hakkında hadis var deyince, az önceki gibi, sahih mi? Lise 2'ye giden kız bana öyle diyor. Hocam sahih mi? Aynı şey, üniversite bitirmiş adam da söylüyor ki, 30 yaşına, 50 yaşına gelmiş. Sahih mi? Evde hiç hadis kitabı var mı diyorum ben, yok. Hiç dini bir kitap okudun mu? Hayır. Evde aldığını dinine seversen, evinde dini kitap olarak ne var dedim. 35-38 yaşlarında doktor. Böyle baktı, açık konuştu. Yok dedim. Ya dedi, hiçbir dini kitap okumamışsın. Hiçbir dini tedrisatın yok. Cumalara dahi gitmiyorsun dedim. Gitmiyorum dedi. Hadisler sahih mi diyorsun ya dedi. Doktor ya baktım, senin diploman sahte olabilirdi. Nasıl yani? Ben inanmıyorum senin doktor olduğunu desem ne diyeceksin dedim ha? Ama ben tıp okudum dedim. Hadis okudun mu sen dedim ha? Hayır dedi. Hadis profesörü müsün? Hayır. Hadis doktoru musun? Hayır. Hadis doçenti misin? Hayır. Nereden hadisleri reddetmek aklına geldi dedim. Ama bizde öyledir. Bir tıp doktoru din hakkında hükmeder. Hiçbir dindar tıp hakkında hükmetmez ama. Ona bir iktisatçı hükmeder. Bir tıpçı hükmeder. O siyasetçi hükmeder. Sokaktaki kimse dahi hükmeder. Herkes hükmeder. Bence böyle olmaması lazım canım. Soruyorum, ne iş yapıyorsun? Bankacıyım diyor. Bence diyorum, bu bankaların hepsinin kapatılması lazım. Bakıyor şimdi bana. Ya sen dine hükmettin ya, ben neden bankacılığı hükmetmeyeyim?
Müdürmüş, Garanti Bankası'nın müdürüymüş. Aynı şubedenmiş. Baktım böyle şube müdürüymüş o. Hükmediyor orada birisine din hakkında. Sustum ben şimdi hükümden. Bir de bana bakarak da hükmediyor. Yine sustum. Yok. Hani ben de patlayacağım. Döndüm. Dedim affedersiniz. Bana bakarak konuştuğunuz için dedim. Lafa girme mecburiyeti hissettim kendimde. Evet dedim. Ben size bakaraktan konuştum dedim. Siz çünkü dedi, böyle duruşunuzla dedi, bu meseleleri bilen bir kimsesiniz dedi. Ne iş yapıyorsunuz dedim ben. Ben dedi buranın müdürüyüm dedi. Bir kağıt kalem getirin, şikayet edeceğim şubeniz dedi. Niçin dedi? Bu insanlar kendi paralarını çekmek için sırada bekliyorlar. Ve siz dedim burada çifte standart uyguluyorsunuz. Burada parası fazla olanları dedim arkaya alıyorsunuz. Onlar ellerini kollarını sallaya sallaya arkadaki masaya oturuyor dedim. Ondan sonra işlerini yapıyorlar. Bizim gibi garip guraba insanlar da dedim. Burada dedim gözleri numarada. Numaramız düşse diye bekliyor dedim ben. Çünkü o numara dedim ben oradaki hatunların elinde. O hatunların da dedim göğüslerini açmışsınız ortaya dedim. Millet dedim onların göğüslerine bakacağım diye para mı yatırıyor, para mı çekiyor farkında değil dedim. Şikayet edeceğim onu dedim. Böyle baktım ona şimdi. Bir de dedim siz burada oturmuşsunuz dedim. Müşterinize dedim ben hadislerle alakalı laf söylüyorsunuz. Siz nesiniz burada dedim ben. Hocam bir çay istek dedi. İçmeyeceğim senin çayını. Getir kağıt kalem seni de şikayet edeceğim dedim. Sen nereden dedim hadisler hakkında hükmediyorsun burada? Ses yok. Gel çay iç, içmeyeceğim. Çekecek olduğun parayı alalım, verelim, almayacağım. Seni şikayet edeceğim, şubenizi şikayet edeceğim. Bağırmaya başlayayım mı dedim, polis çağırsın değil mi dedim ben. Bir an önce beni göndermenin yolunu arıyor. Ama o dine hükmediyor. Hadislere hükmetmeye çalışıyor. Ve biz de susuyoruz. Bir siyasetçi dine hükmetmeye çalışıyor. Hadisler yoğardır, yoktur, tartışıyor. Bütün herkes tartışıyor. Herkes konuşuyor. X bir yerde vali yardımcısı. Biz bir mesele var, gittik vali yardımcısı. Aa baktım, tasavvufa hükmetecek. Böyle dedim, sayın vali, Türkiye'nin en büyük problemi bu dedim. Ne dedi? Dedim ehli tasavvufu dedim bürokratlar yönetmeye çalışıyor. Bürokratlar da dedim ben cemaat yönetmeye çalışıyor. Kaldı. Dedim bırakın yönetmeyin. Herkes dedim vazifesini yapsın, işini yapsın. Savcı çağırmış gittim savcıya. Her gittiğimde de Mevlevilikle alakalı ya. Ne kadar çok Mevlana'yı seviyorlar. Gittim. Oturduk şimdi, işte hocam, işte Mevlevisiniz ha? Estağfurullah, olmaya çalışıyoruz. İşte mesleği okuyor musunuz? Estağfurullah, okumaya çalışıyoruz. Ne deseyiz savcı? Birkaç tane beyit söyleseniz dedi. Böyle baktım. Diyor ki dedim ben, aşkı eşeklere anlatma, eşekler aşktan anlamaz. Böyle bir beyit var mı ki dedi. Şimdi söyledi dedi. Kim dedi? Hazreti Mevlana dedi. Böyle baktı şimdi hani neyle karşı karşıyım diye beni süzmeye çalışıyor şimdi. Bakmaya çalışıyor. Siz onlara ölü demeyiniz. Onlar haydır ayet-i kerime sayın savcım. Onlar her yerde her şekilde konuşurlar dedi. Böyle baktık. Biz onların düdüğüyüz dedi. Nasıl yani dedi. O üflüyor bizden dedi. Benden bilmedi. E kimden bilelim dedi. Dinle diyor ya dedim ben. Biz neyiz dedim. Üfleyen o.
Şimdi duruyor. Eşek oldu ya şimdi kendince. Kendince öyle anladım. Dedim sakın ha. Biz dedim insanı eşek sınıfına koyacak noktada değiliz. Hazreti Mevlana diyor. Eğer aşk eşeklerin işi olsaydı aşkın padişahı olurdu onlar diyor. Nasıl dedi? Diyor dedim ya. Eğer şehvet aşk olsaydı eşekler aşkın padişahı olurdu diyor. Sizin bu beyitten haberiniz yok mu dedim ben. Ya ben okuyorum bak dedi bilgisayarda Mesnevi var. Oradan ondan sonra beyitler okuyormuş. Demek ki oraya gelmedi sırada. Oraya da gelirdi. Sizin hakkınızda şikayet var dedi. Elhamdülillah dedim ben. Nasıl yani dedim. E dedim şikayet olacak demek ki birilerinin damarına basmışız dedi. Hoşuna gitmemiş onun dedi. Çünkü gerçek dini anlatınca dedim birilerinin hoşuna gitmez dedi. Onlar da bizi dedim değişik yerlere şikayet ederler. Bizden şikayetçi olurlar, bizden rahatsız olurlar. Biz bakarız kendimize dedim. Anlattığımız Kur'an ve sünneti uygun ise elhamdülillah deriz dedim. Neymiş şikayet konusu dedim. Anlattı işte tamam mı? Var mı dedim elinizde bununla alakalı böyle dediğine dair CD kayıt herhangi bir şey. Böyle baktım. Dedi işte yok yani siz dedim birisi böyle bir şikayet etti. O yüzden mi beni çağırdınız dedim. Evet dedi. O zaman ben bu çağır beni şikayet eden kimseden şikayetçiyim dedim. Ya hocam dedi büyütmesek dedi bunu biz kapatıp geçsek dedi. Neden kapatıp geçiyorsunuz ki sayın savcım? Önüne gelen benim hakkımda bir dedim dilekçe yazıp şikayet ediyorsa ve ben her dilekçede buraya geleceksem dedim. Bunun sonu yok ki. Haklısınız ama bunlar böyle kendi içlerinden yaptıkları şeyler. Eğer tepki koymazsan her hafta gideceksin savcıya. Yaz kızım yazdı. Kovuşturulmasına, soruşturulmasına ondan sonra gerek yoktu bitti. Herkes mesleği okuyor. Din ahkamı kesecek. Savcı da din ahkamı kesecek biliyor. Herkes biliyor. Herkes de ahkam kesiyor. Ondan sonra başlıyorlar. Bu hadis var mı yok mu? Bir de işin en enteresan noktası biz hadis, hani ben hiç benim kendim için söylüyorum. Hadisler var diye böyle çırpınıyorlar. Birisi için ne çırpınıyorum ki dedim ya. İnanmak zorunda mı herkes? Müşrikler Hazreti Peygamber'i gördüler sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Gözlerinin önünde gene inanmadılar. Hidayet Allah'a et kardeşim. Bırak inandıracağım diye uğraşma. Maselam'a cehenneme doldun lazım. Allah yolunu açık etsin. Öbürkü de baktı. Ya dedim hiç istemeyiz cehenneme insanlar da olsun ama dolacaksın usta. Suriyeli vatandaşları ülkemize alıp sonrasında yaşayabilecekleri bir hayat standardı sağlanamayıp her yerde dilenmeleri durumundan TC vatandaşları sorumlu mudur, devlet sorumlu mudur çok fazla sayıdalar. Bizler nasıl bir tavır sergilebiliriz? Sonuçta bu böyle uygun şeyler değil ama ne yazık ki dünya böyle bir vahşet yaşıyor. Biz Anadolu Müslümanları olarak böyle bir vahşet yaşayan bir toplumu sınırlarda helak edemezdik. Bu bizim için uygun bir şey değil zaten. Ha bu birden başa geldiğinden dolayı farklı organizasyonlar yapılabilirdi. Bunda eksiklikler olabilir. Benim daha farklı bu konuda düşüncelerim var. Ben bazen zaman zaman arkadaşlara da bunu beyan ediyorum. Sonuçta Suriye'deki kargaşadan Türkiye sorumlu değil. Suriye kargaşası Batılıların, Avrupalıların, Irak kargaşası Batılıların, Avrupalıların çıkardığı bir kargaşa. Biz Suriye'den ve Irak'tan gelen o göçmenleri hiç ülke içinde tutmadan mesela örneğin Batı sınırına götürüp Edirne sınırına, Yunanistan sınırına
böyle bir mülteci kampları kurup her an için bunların Avrupa'ya gidebilirler düşüncesiyle Avrupa kapısını dayandıracaktır. Çünkü Orta Doğu'daki kargaşadan Avrupa ülkeleri de sorumlu. Benim kendimce düşüncem. Avrupa ülkelerinin komple Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına dayandıracaktık. Ara sıra da sınırı aşacaktık. Hadi gidin gidiyorsanız diyecektik. Onlar da gideceklerdi. Yunanistan'a doğru, Bulgaristan'a doğru. Asker durdurmayacaktı hiç. Suriye'den, Yunanistan'dan geliyor mu geliyor. Hemen otobüslere bindirilip hemen Edirne kapısına getirilecekti. Oraya da benim kendimce şahsi kanaatim sıralanacaktı oraya bütün kamplar. Almanya, Fransa, İngiltere bu Orta Doğu'daki bu kargaşalığı düzeltiyorsanız düzeltin. Yoksa işte gruplar halinde bir 50 kişilik, 1000 kişilik grup yura içinden bir iki tane kimse Yunanistan sınırına doğru gidecekti. Onlar öldürüyorlarsa onlar öldüremeyeceklerdi de. O zaman Palas Pandaras Amerika'ya da Rusya'ya da baskı yapıp aman Orta Doğu'da düzeni bozmayalım diyeceklerdi. Benim şahsi kanaatim. Kendimce. Biz hiç ülkenin içerisine katmadan orada sınırda mesela belli bir yerlerde tampon bölgeler koyup böyle bir etraflarını çevirip ilk etapta bir günlük, iki günlük, üç günlük orada Güneydoğu'da sınırda normalde misafir edip otobüslere bindirip güvenli bir şekilde Trakya bölgesinde böyle tam sınıra, sınıra sıfır ama. Yunanistan sınırına sıfır, Bulgaristan sınırına sıfır. Biz kuracaktık oraya çadır şehirleri. Gelen gelsin hiç önemli değil. Transformasyon yapacaktık biz. Gidin kardeşim batıya doğru yürüyün. Allah yolunuzu açık etsin. Ne oldu bak bir nümayiş biz bir yürüdüler Suriyeliler ya devlet yaptı onu. Biraz böyle onlar organize etmiş olabilir. Batıya dediler ki bak geliyorlar. Ne yaptı? Merkel, Palas Pandaras geldi Türkiye'ye dediler ki 3 milyar euro mu verelim? 3 milyar euro verilmesini kararlaştırdılar. Yetmez. Bence hızla batı kapılarına hem böyle oraya hemen şehirler kurulmalı çadır şehirler. Ne kadar ülkenin içerisinde Irak'tan, Suriye'den gelen varsa oraya konuşlandırmalı. Çok basit. Hatta el altından birkaç tane yolcu gemisi bulundurup Amerika'ya doğru yola çıkarılmak. Güçsünler uluslararası denizden Amerikan sahillerine yanaşsınlar. Fransa sahillerine yaklaşsınlar, demir atsınlar. Fransa'ya gireceğiz biz, mülteciyiz. Bence. Irak. Normalde oradan bir sürü mülteci geldi mi bize? Evet. Hızla. Bir daha oradan geri dön yok. Hızla. Hani bir sizin sınırlarınızı koruyan askerler var ya onlara da diyeceğiniz gece hafiften uyuklayın 15 dakika. Veya gündüz sınıra 3000 kişi birden Yunanistan'a gitmek için uğraşıyor. Türkiye'ye aldın ya Yunanistan'a da geçsinler. Ne olmuş ki? Bence. Veya doluşsunlar Almanya'ya gitsinler. Gemi parasını biz verelim ya ne olacak? (Gülüyor)
Evimize ailece bir misafir aldığımız zaman ölçümüz nasıl olmalı? Haremlik, selamlık mı oturmalıyız? Bu normalde ailelerin kendi içerisindeki kendi özel hukukla, gelecek olan misafirle, misafirin hukukuyla kendi aranızda bu hukukla alakalı. Bunu böyle işte illaki haremlik, selamlık olacak noktasında tutmak veya tutmamak. Bu noktada dinin kesin bir hükmü yok. Çünkü haram dersek ashabtan bunun dışında davranan, yani haram görmeyen sahabeler var. Hani örnek var ya işte bir kimse misafir geldi de kim misafir edecek dedi de sahabeden birisi dedi ki ben misafir edeceğim. O götürdü evine, yiyecek fazla bir şeyleri yoktu. Hanımına dedi ki çocuklarını uyuttu. Orta yere normalde bir kap koydu, karı koca oturdular, ışığı da söndürdüler az bir şey. Yiyormuş gibi yaptılar, bütün yemeği misafire yedirdiler, içiyormuş gibi yaptılar, bütün suyu misafire içirdiler. Sabah olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki, ne yaptınız siz? Cebrail kardeşim geldi de sizden razı olduğunu söyledi. Onlar da dediler ki ya Resulallah bizim yiyecek bir kişilik yemeğimiz vardı. Böyle böyle yaptık dediler. Onlar eşiyle beraber bir sofraya oturmuşlar. Şimdi buradan hareket ederekten kadınlara benzemek, hani erkeklere benzemek kıyafetle alakalı aklıma hemen kalbime bir şey geldi. Hani bir de sahabe vardı ya. Onlar karı koca bir giyecek bir tek elbiseleri vardı. Bir namaz vakti birisi giyiyordu, mescide gidiyordu. Bir namaz vakti birisi giyip mescide gidiyordu. Öğlen namazını erkek gidiyordu, ikindi namazını kadın gidiyordu. Akşam namazını erkek gidiyordu, yatsı namazını da kadın gidiyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri adama sordu. Seni neden bir vakit görüyorum, bir vakit göremiyorum? O da utanarak dedi ki ya Resulullah bizim giyecek kıyafetimiz yok. Bir vakit ben giyiyorum o kıyafetle namaz kılıyorum. Öbür vakit de işim geliyor namaz kılıyor. Bak onlara lanet olsun demedi kadın erkek aynı kıyafeti giyiyor diye. Hani kadınlara benzeyen Allah lanet etsin, erkeklere de benzeyen Allah lanet etsin hadis-i şerif var ya. Hani kadınlar pantolon giyebilir mi? Pantolon giyenleri küfürle itham edenler var ya. Onlara cevap olsun niteliğinde söyledim bu da. Yeni nikah yapıldığında belirlenen mehir ne zaman verilmelidir? Bu noktada mehri müeccel dendiyse adam eline geçtiğinde verecek. Nakit konuşulmamış. Genelde bizde mehirler mehri müeccel olarak konuşulur. Sonradan verilir. Ama mesela işte düğünde takılan takı miktarı ne kadarsa ama bunun da miktarı belli. Yine olmadı. İşte sana takacağımız 5 bilezik, bir köstek, işte küpe altın bunları mehir olarak kabul ettin mi? Ettin. Tamam mehri o olmuş oldu. Ama öbür türlü 5 kilo altın mehri müeccel ne zaman adamın eline geçerse o zaman ödeyecek. Kadın eğer helallaşmazsa ödeyecek. Kaç kiloydu? Böyle öyle bir elin kalktı ki dilin tutuldu yani. 5 kilo diyemedi, işaret verebildi ancak. Yani 5'lik bir tek sen değilsin. Nerede öbür 5'lik? He? Senin de sesin çıkmıyor. Hele seninki artık hiç belli değil. Benim her an arttırma ve eksiltme hakkım var. Dinimizde kadın bebeğini emzirmek zorunda mıdır? Nikah kıyılacağı zaman bunlar özel şartlara girdi. Bir kadın nikah kıyılmazdan önce şartlarını belirledi. Ben emzirmem, ben altına bakmam, ben üstüne bakmam, ben çocuk bakmam dedi. Adam da bunu kabul ettiyse evet emzirmeyecek kadın. Öyle bir kadının evlenebileceğini düşünüyor musunuz bu toplumda?
Yani evlenmezden önce evlilik görüşmesi yapıyorsunuz. Kadın diyor ki ben yemek yapmasını bilmem ama. Öğrenirsin diyor. Ben sabırlı insanımdır. Öyle demiyor mu erkekler? Evlilik görüşmesinde hanım benim ben çok iyi yemek yapmasını bilmem deyip de kabul eden erkekler elini kaldırsın. Ben cesaret verdim o yüzden kaldırdım bak. Biz de ne dedik? Önemli değil, zamanla öğrenirsin dedin, değil mi? Bilmiyorum dedi, ben öğretirim dedim. Bilmiyorsan kal yerimde demedim. Hepimiz aynıyız, üç aşağı beş yukarı. O dese ki ben ütü yapmasını bilmiyorum, zamanla öğrenirsin. Ben ev işlerini çok iyi bilmiyorum, zamanla öğrenirsin. Tamam ben hiç ev işi yaptırmayacağım deyip de evlenen var mı? Yok. Sen mi dedin Arda? Ben onun için evlenmiyorum diyor. Ama yaparsan yaparsın. Yapmazsan bir seninle bunun üzerine evlenmiyorum. Ev işi alayım da evde oturtayım da ev işi yaptırayım diye bir eş istemiyorum. Maşallah sana. Ne cesaretliymişsin sen ya. Vallahi dergah olmasa alkışlatacağım seni. Ama yanmıyor. Ben hiçbir şey demiyorum. O kendi bütün evi, işini, gücünü, her şeyi idame ediyor. Vallahi geçtin hepiniz Arda ya. Estağfurullah. Ben hiç böyle demediydim desem yalan olur. Aferin. Benim yolumdur çünkü. Ben hiç kimseye hiçbir şeyi zorunlu kılmam. Hayatım boyunca etrafımdaki hiç kimseye hiçbir şeyi zorunlu kılmamışımdır. Benim hayat felsefem. Ama bir kimse ben bunu yapacağım dediyse onun da yapmasını isterim. Yapacağım demeyecek. Hiç. Hala da aynı felsefemin peşindeyim. Hiç kimse hiçbir şey zorunlu değil. Bu muhteşem bir özgürlük. Bir insan bu sefer ummuyor hiçbir şey. Biraz böyle sıkıl, yani insana ağır gelen yerler olabilir ama ve lakin güzel bir özgürlük. Aile ve akraba ortamında dini standartları oturtturma noktasında erkeğin duruşu nasıl olmalı? Zaten ailede standartı oturtacak olan birinci derecede erkek. Erkek sorumlu çünkü. Erkek bu noktada bu standardı ne kadar erken oturtursa bu kadar iyi. Ailenin selameti için. Örneğin el sıkışma konusunda erkek eşini korumada nasıl bir yol izlemeli, erkek eşine nasıl yardımcı olmalı. Bu noktada kadınlar böyle ellerini geride tutarlar, böyle işte ellerini sarkıtırlarsa, ellerini kimseye uzatmazlarsa, ilk birkaç kişiye bunu yaptıklarında sülalede hemen duyulur zaten. Yani duyulmaz diye korkmayın, merak etme, sizi böyle ilan ve reklam bürosuna verilmiş gibi duyulur. İlk bayrama giderken ben ilk böyle bizim kuyucunun ablası var, Zehra abla, bizden büyük koşuyor, Mustafa hoş geldin diye, abla gelme haram dedim, ben zankada kaldım. Duyduklarım doğru mu dedi, doğru abla ne duydun sen dedim. Biz şimdi bundan sonra sarmaşamayacağız dedi. Hayır abla haram dedi. Tez duyuldu. Ondan sonra kimse böyle bir şey yapmadı bana. Bu hemen duyuluyor. Ama zaten birisine el uzattın mı arkası gidiyor zaten.
bir topluma ilk girdiğiniz andaki profiliniz neyse o öyle devam eder. O yüzden erkek bu noktada daha hanımına yardımcı olup onu bu noktada destek olacak. Hele yeni evlendiğinde erkek bu konuda daha dikkatli olacak. O zaman o ölçü gider. Haklarınızı helal edin. Fâlemennâhû lâ İnşallah. Selamünaleyküm.